Ben seyirciler Endonezya'da bir kafede gençler, hatta böyle 16 yaşın altındaki çocuk diyeceğimiz gençler Squid Game rüzgarı estiriyorlar. Aynen o dizideki senaryoyu tatbik ediyorlar. Şimdi bu Squid Game rüzgarı fena halde kasıp kavuruyor dünyayı. Fakat uzmanların çok ciddi uyarıları var. Özellikle İngiltere'den gelen bazı uyarılara biraz kulak kabartmamız lazım. Değerli seyirciler, Squid Games, Netflix'in 90 ülkede şu an en çok izlenen yapımı. 90 ülkede. Dizide şiddet, cinsellik ve intihar bağlantılı içeriğinden dolayı 15 yaş altına uygun olmadığı uyarısıyla yayınlanıyor. Yani söz konusu dizide cinsellik, intihar, şiddet var, intihar var. Şimdi tüm bunlardan dolayı 15 yaş altına bu yasak. Yani Netflix uyarıyor burada. Fakat uzmanlar diyor ki bir dakika diyor. Bu söz konusu şiddet içerikli olan ögeler 15 yaş ve üstü için de tehlikeli. Çok çok tehlikeli diyorlar. 18 yaş sınırlaması getirilmesi gerektiğini düşünen uzmanlar var. Ve aynı zamanda da İngiltere'de öğretmenler en küçükleri 6 yaşında olmak üzere çocukların Netflix dizisi Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başlamışlar. Söz konusu okullarında bu 6 yaşından 12-13 yaşına kadar olan çocuklar Squid Game oynuyorlar. Orada o dizide gördüklerini aynısını tatbik ediyorlar. Bu çok tehlikeli. Uzmanlar uyarıyor. Çünkü bu, dediğim gibi bu yapımda intihar var, işte efendim şiddet var, başka şeyler var. Hatta yapımda büyükler, yetişkinler çocuk oyunu oynuyorlar orada aslında. Ama o oyunu oynarken sonu ya intiharla bitiyor ya da başka bir tür efendim şiddet ögeleriyle bitiyor. O yüzden de uzmanlar çok sert bir şekilde uyarıyorlar. Bu 15 yaşında üstü, 18 yaşına kadar bir sınırlama getirilmeli diyorlar. Bu çocuklar üzerinde, çocukların psikolojisi üzerinde de çok ciddi tahribatlara yol açabilir diyor İngiliz uzmanlar gelen hatlarıyla. Ama Squid Game'de acayip derecede dediğim gibi dünyada izleniyor. Kasıp kavuruyor şu anda. 90 ülkede birinci Netflix'in bu yapımı. Bunu da bir dipnot olarak bir yere yazalım. Şimdi...